is the policeman. I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle it down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle it down to the floor. No arrest but my mind your business. No arrest but my mind your business. No arrest but my mind your business. Hayriye Hanım, 4 gün ne çabuk geçti değil mi? Evet, gerçekten çok çabuk geçti. Dün gibi bir önceki yarışmamı sanki bitirmişim. Bu yıl tekrar bir yarışma, 5.'si düzenleniyor. Her birinde ayrı heyecan var mı? Aslında bugün heyecan duymadım desem yalan olur. 15-16 yıl var bu sektörün içindeyim. Fakat her yaptığım organizasyonda, her yaptığım işte heyecanlanıyorum. Zaten heyecan olmazsa işini yani güzel bir şekilde yapamazsın diye düşünüyorum. Şu an bile heyecanlıyım konuşurken. Her zaman heyecan var. Yarışmalar, organizasyonlar düzenliyordum. Fakat 4 yıl önce bir modellik yarışması yapmak istedim. Biliyorsunuz ki ülkemizde birçok yarışma var. Fakat ama yani hani bir international yarışma, bir Kıbrıs'ın yaptığı yok. Ben de bir Kıbrıs arşivi ve Kıbrıslı olarak Kuzey Kıbrıs'ta niye bu yarışma olmasın diye düşündüm. Ve ülkeler arası modellik yarışması yapmak istedim. Hem de ülkemizi gelen modellerimize, gelen ülkelere tanıtmak amaçlı. Dolayısıyla 4 yıl oldu. Bu yıl 5.'si düzenleniyor. 17 ülkeden 17 farklı profesyonel manken geliyor. Bu bir güzellik yarışması değil, modellik yarışması. Zirveye çıkmak kolay ama zirvede durmak aslında en önemli bir soru. Bunu nasıl başarmak lazım? Bunu nasıl başarmak lazım? Ben ajansımı ilk açtığımda çok küçüktüm. Yani kaçtım, 20'li yaşlardaydım. Üniversiteye gidiyordum. Ajansı açtığım yıllarda ve ilk 3 yıl en iyi ajans ödülü aldım. Bu da sizlerin sayesinde oldu aslında. Basın da çok destekçim oldu. Ben de çünkü bir yarışmadan çıkmayayım, bir güzellik yarışmasından derece almış bir insanım. Dolayısıyla hep sizinleydim zaten. Hep basınla iç içeydim. Basının büyük desteği olduğu için ben başarılı oldum. Ben de işimi severek yaptım her zaman ve dediğim gibi az önce dedim, hep heyecan duydum. Her zaman heyecan duydum ve en iyi olmaya çalıştım Kıbrıs'ta. O zaman yarışma günü biz de heyecanla bekliyoruz. Şimdi bekleyin yanımızda, zaten güzel sürprizler var. Şimdi yanımızda Yalçın Bey var. Yalçın Bey, bir şey söyleyeyim. Hayran mısın yanınıza geldiğinizde? Sizi nasıl ikna etti? Bilindiği gibi Hayriye Hanım ülkede iyi şeyler yapan bir arkadaşımız. Kendisini daha önceden tanıyordum. Dediği gibi onun heyecanı projeyi ilk bize getirdiğinde bizi de heyecanlandırdı. Daha sonra toplantılar yapıp nasıl ilerleyeceğimizi görüştük. Neticede böyle güzel bir organizasyonu şu an başlangıcını yaptık. İnşallah hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu bu işi bitireceğiz. Bu tip etkinliklerin şüphesiz ülkeye tanıtım açısından da büyük katkılar vardır. Mesela en azından 17 ülkeden güzeller gelecek, onlar buradaki anılarını anlatacaklar giderken. Şüphesiz katkıları vardır diye düşünüyorum, doğru mu? Doğrudur tabii. Az önce bir arkadaşımızın dediği gibi, her biri bir çiçek dahi götürse ülkemizle ilgili bir anı olacak kendisi için orada. Turizme katkısı olacağını fazlasıyla düşünüyorum zaten. Peki efendim, son bir soru. Sizin bu tip etkinliklerdeki katılımınızın kriterleri nelerdir? Mesela bu iş için kriteriniz nedir? Bu iş için kriterimiz Hayriye Vurdu'dur. Teşekkür ederim. Hayriye Hanım, görüyorsunuz ne kadar sevdiğim. Zaten evet, organizasyonun iki mimarı var aslında. Ben Yalçın'ın kapısını çaldığımda dedim ki böyle bir organizasyon yapmak istiyorum. Kaya Provazo ailesine ben çok teşekkür ediyorum. Kapılarını bize açtığı için, biliyorsunuz ev sahipliği yapıyorlar. Gerçekten güzel bir otelde, hani turizme bu kadar yatırım yapmış, bu kadar büyük yatırım yapmış bir otelde böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek de benim hayalimdi. Her yıl zaten aslında güzel otellerde yapıyoruz ama bizim için burası apayrı. Aynen. Onlara da evet, kesinlikle onlara da çok teşekkür ediyorum ben buradan. Biz de heyecanlı o geceyi bekliyoruz. Bekleyin, zaten çok güzel geçecek. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.